Uzman psikolojik danışman ve Aydın Nova Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi kurucu müdürü Deniz Şenli, okulların açılmasıyla birlikte çocukların uyum sürecinde zorlanabileceğini belirtti. Şenli, çocukların konfor alanlarından çıkıp yeni bir sisteme dahil olduklarını ve aile desteğinin bu süreçte çok önemli olduğunu vurguladı. Şimdi Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte bütün çocuklar konfor alanlarından çıkarak bir okul hayatına başladılar. Şimdi okul hayatının başlaması bazı çocuklar için kaygı verici bir durum olabiliyor. Çünkü çocuk kendi konfor alanını bırakıp yeni bir sisteme dahil oluyor. Orada kurallar, aileden ayrılma, yeni bir ortama adapte olma gibi birçok uyum becerisi göstermesi gerekiyor bir çocuğun. Böyle durumlarda da bazı çocuklar zorlanabiliyorlar. Burada ailelerle işbirliği kurarak tamamen çocukların yapısına uygun sistemlerle süreci aşıyoruz. Bazı öğrenciler için bu 3 gün, bazı öğrenciler için 1 hafta, bazı öğrenciler için ise daha kısa sürebiliyor. Önemli olan burada aile ve okul işbirliği içerisinde olup süreci birlikte yönetebilmek. Peki bu durumda aileler çocuklara nasıl yaklaşmalı? Şimdi bizim ailelerden istediğimiz en temel şey çocuğu okula bırakma duygusuyla ilgili bir şey yaratmamaları, derinlik yaratmamaları. Gideceğiz, seni okula bırakacağız gibi söylemler ya da durumlar çocuklarda kaygı yaratıyor. Çünkü bırakılma hissi ya da terk edilme hissi yaşayabiliyor bazı çocuklar. Onun yerine artık arkadaşlarının olduğu, seni seven öğretmenlerin olduğu oyun yerine gidiyoruz. Bol bol oyun oynayacaksın, etkinlik yapacaksın gibi kelimelerle ilk yapılandırmayı öyle yap. Yapmak gerekiyor. Ben mesela kayıt aldığım bütün öğrencilerimin ailelerine önceden danışmanlık veriyorum. Okula nasıl getirecekler, ne söyleyecekler, ne yapacaklar. Çünkü ilk yapılanma çok önemli. Şöyle düşünün, bilinçaltındaki yapı temel taşlarını bu şekilde oturtuyoruz. Bunu oturttuktan sonra temel ikinci sorunumuz çocuğun okulda kalma süresi. Bazen 1 saat, bazen 3 saat çocuklara çok uzun gelebiliyor. Bunu da çocuklara anlatıyoruz. Yine çocuğa göre planlıyoruz. Bazıları erken gelip alıyor, bazıları geç alıp geliyor. Mesela okullar başlamadan önceki ilk hafta oryantasyon haftası tamamen 2 saatlik ya da 3 saatlik programlarla çocukları okullarımıza alıştırdık. Şu anda da 1 ya da 2 öğrencimizle bu sorunu yaşıyoruz ama aile işbirliği varsa hiçbir problem olmuyor. Ama doğru sözcükleri seçerek, doğru davranışlarda bulunarak, çocuğa çok fazla vaat vermeden okula gidersen şöyle yapacağız, okula gidersen böyle yapacağız gibi vaatler çok fazla işe yaramıyor. Aileler de kendini bu sefer daha zor bir sürece sokuyorlar. Çünkü çocuğun her dediğini yapmak çok zor ya da her okula gittiği gün için ona bir hediye almak ya da bir ödül vermek hem doğru değil hem de yorucu ve tüketici bir şey. Peki bu şekildeki çocuklarımız okulumuza geldiğinde eğitim hayatında öğretmenlerimizin tutumu nasıl olmalı? Şimdi biz öğretmenlerimizle birlikte zaten sürece şu şekilde hazırlanıyoruz. Öğretmenlerimizin hepsi sürecin nasıl gittiğini bildikleri için bir kere çok ılımlı yaklaşıyorlar. Çocuk bir anne sevgisi arıyor. Çocuk bir öğretmen ilgisine muhtaç ama en önce güven ve sevgi temel ihtiyacımız. Önce bunu sağlıyoruz. Hepsine eşit davranmaya çalışıyoruz. Hepsini kucağımıza alıp sevmeye. Çünkü önce sizinle güven ilişkisi oluşturacak ki o çocuk sonra sizi hayatınıza alıp dediğinizi yapacak. O yüzden öğretmenlerime sürekli zaten ben danışmanlık veriyorum. Kendim alanda uzmanı olduğum için şöyle bazen bir duruşun, bazen bir sözün o çocuğa nasıl bir etki yaratabileceğini bilirlerse zaten süreç kendiliğinden çözülmüş oluyor. Burada temel sorun bireyi tanımak ve onun ihtiyacına göre bir hizmet vermek, öyle söyleyeyim yani.